Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Üçüncü tavuk döner videomla karşınızdayım. Yoğun bir istek üzerine üçüncü tavuk döner videomu hazırlıyorum. İkinci tavuk döner videomda yorumlarınızı okudum, isteklerinizi aldım. Hepsi bu döner videoma işliyoruz. Dönerimiz yaklaşık 80-90 kilo civarında. İlk önce kemikleri çıkarıyoruz. Sonra döner etimizi açıyoruz. Soslama, baharatlarda yorum bana çok geldi. Yorumları hepsini dikkate aldım. Teker teker baharatları, isimleri açıklıyorum arkadaşlar. Bu işi yapan için güzel bir çalışma. Döner sevenler için güzel bir döner. Başlayalım arkadaşlar. Tavuğumuzu alıyoruz. Her iki kanadı çıkarıyoruz. Göğüs butları birbirine ayırıyoruz. Ortaya bir bıçak, kemiği elimizle çıkarıyoruz. Kemik uçları bıçakla açıyoruz. Elimizin yardımıyla kemikleri çıkarıyoruz. Ortaya bir bıçak, elimizin yardımıyla sırt kemiği çıkarıyoruz. İnce kemikleri bıçakla alıyoruz. Aynı şekilde yine ince kemiği bıçakla alıyoruz. Göğüs etimiz döner olarak açıyoruz. Butları söküyoruz. Kemiklerin etrafını her iki tarafını açıyoruz. Aynı şekil kemik etrafları açıyoruz. Kemiği çıkarıyoruz. Bir tavuk daha yapalım. Aynı şekil kanatları çıkarıyoruz. Butlarını göğüsten ayırıyoruz. Ortaya bir bıçak ve iki de olur. Elimizin yardımıyla çıkarıyoruz. İnce kemikleri uçlarını açıyoruz. Elimizle çıkarıyoruz. Ortaya bir bıçak. Her iki tarafı kırıp kemiği çıkarıyoruz. Kemik fre oranı %7. Gayet çabuk çıkıyor. Basit. Butları söküyoruz. Kemikleri etrafına açıyoruz bıçakla. Kemiği çıkarıyoruz. Kemik çıkarma işlemi tamam. Bir küvet göğüs eti, bir tepsi göğüs eti, bir küvet but, bir tepsi but, çıkan kanatlarımız, kemiklerimiz. Gördüğünüz gibi. Baharatlarımız. Tatlı toz biber. Kimyon. Biraz köfte baharatı da içinde var, az. Karabiber. Rendelenmiş domates. Pul biber az. Yoğurt. Yoğurt kullanmayana da süt de olur. Sıvı yağ. 7 tur baharat var hazır. Eğer bunu kullanıyorsanız öbür baharatlara gerek yok. Ben kendi baharatımı kendim hazırlıyorum. Bir de tuz kullanıyoruz.
güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Soğan tavuk etinde ben kullanmıyorum. Ağır basa kırmızı et dönerden tabii soğan soda kesinlikle kullanılır. Göğüs etimizi ayrı sosluyoruz. Butlardan çıkan etlerimizi ayrı sosluyoruz. Butları döner takarken öz tarafa, yağ oranı çok olduğu için döner öz tarafa kullanılır. Göğüs genellikle şişe takılırken öz tarafa fazla kullanılmıyor. Bir gün sosla beklenir. Soslama işlemleri tamam. Etimizi takıyoruz. Göğüs sağlam kısımlara zeminde kullanıyoruz. 80 kilo döner zemin sağlam olur ki 80 kilo döneri taşısın diye en sağlamları kullanıyoruz. Zemin sağlam olursa döner 150 kilo kadar takılır. Zemin çok önemli. Her taraf bir olur. Döner 1/3 birisi takıldığı zaman sonra tıraş yapılır. Biz 1/3'ü takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Dönerimizi tıraşlıyoruz. Çıkan parçaları küvete tekrar alıyoruz. Küvetten harmanlıyoruz. Güzelce harmanlıyoruz. Ne kadar harmanlarsak o kadar bütün olur. Güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Tekrar dönere ilave ediyoruz parçaları. Üstüne bir göğüs. Güzelce basıyoruz üstüne. Tekrar parçaları ilave ediyoruz. Kullanıyoruz. Döner geniştir. 4 tane kullanıyorum. İnce kısım olan şişe takılır. Kalın taraf da dış tarafa gelir. 80 kilo döneler için döner 20 kiloysa ortalama yapsan da olur ama bu döner çok büyük. 4 tane ben kullanıyorum. İnce taraf dışarıya, içeriye, kalın taraf dışarıya düz gelsin diye. Dönerimizi taktık. Hazırlık aşaması tamam. Gayet güzel oldu. Pişirme aşamasına gidiyoruz. Dönerimizin pişirme aşamasındayız. Yavaş yavaş dönerimizi kızartıyoruz. Gayet yumuşak. Şöyle baktığın zaman yağ kendisi içinde akıyor. Gördüğünüz gibi.
Döner ne kadar yavaş pişerse o kadar güzel olur. Güzelce bir şekilde kızartıyoruz. Biz bu döneri 2,5 saat içinde tüketiyoruz. Yaklaşık 80 kilo döner. Müşterimize dönerimizi ısmarlıyoruz. Gayet lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar, servis sahamızı hazırladık. Herkese afiyet olsun.